Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün Nasus orta koridor analizi yapacağım. Şimdi Nasus orta koridor öncelikle neden güçlü? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz Nasus'ta sadece Nasus yanına da Kyle. Yani iki tane geç oyunda çok güçlü koridor aşamasında çok güçsüz şampiyon oynayarak şampiyonluk kümesi 1400 puana çıkmış bir oyuncu. Şimdi bu adam çok fazla Nasus oynuyor. Çok fazla Kyle oynuyor ama Nasus bir tık daha fazla. Nasus orta koridorda biliyorsunuz ben de çok fazla oynuyorum. Şimdi Nasus orta koridorun güçlü yanlarından en büyük şeyi şu. 1- Fiziksel hasar şampiyonlara karşı genelde yetenek gücü şampiyonları zayıf kalıyor. Ama burada Nasus gibi bir şampiyon fiziksel hasar şampiyonlara karşı çok güçlü. Niye? Bakın Rün'den iki tane zırh giriyor. Buradan e, zırhını falan alacak. İlk eşya olarak da zırh aldığı zaman inanılmaz bir hani nasıl diyeyim böyle kesilemez bir canavara dönüşüyorsunuz. Şimdi fiziksel hasar şampiyonların genel anlamda böyle kaçma yeteneği o kadar fazla yok. Yani tabi orta koridor şampiyonların genel olarak yok. Şimdi diyeceksiniz ki abi Zed'in W'su var. Şimdi Nasus'tan kaçmak Zed olacak bir şey değil. Hani uçup uçup gitmen lazım. Talon falan olman lazım. Duvardan falan atlaman lazım. Kiana'nın görünmezliği falan sizi kurtarmaz. Şimdi Nasus 6. seviyeye kadar orta koridorda sadece farm yapıyor. Herhangi bir şekilde yok takas yapayım, yok işte adama hasar vurayım. Bu triplere asla girmiyorsunuz. Çünkü bunlara girerseniz hem yük kaybedersiniz hem de takas kaybedersiniz. Bu adamın bir farklı yaptığı bir şey var. Yenilmez giriyor her maç. Üstüne de eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcı tercih ediyor. Göreceksiniz zaten ne kadar iyi olduğunu hepsinin. Şimdi bakın Kiana Nasus'u da öldüremeyeceğini bildiği için koridor üstünlüğünü de aldığı için koridoru ittirdi. Nasus için gayet güzel bir durum. Burada Q yeteneğini vurmadı. Niye? Çünkü arabalı minyon var. Arabalı minyon her türlü çok daha iyi 12 yük veriyor arkadaşlar. Şimdi Nasus zaten baskın yemeyeceği için koridorun ortasına bir totem atmasını beklerdim ben. Niye? Çünkü bu koridoru ittirdiğinde Kiana'nın üstü mi döndüğünü yoksa herhangi bir Yampiri yengece mi koştuğunu vesairesini öğrenmek adına ben bunu yapmasını tercih ederdim. Çünkü baskın yeme ihtimali inanılmaz düşük. Baya baya düşük yani. İlk üste dönüşe kadar Nasus'la farmınızı yapıyorsunuz. 6. seviye olduktan sonra asıl gücünüz ortaya çıkıyor. 6. seviyede neden çok güçlüsünüz? Ondan bahsedeyim. Ultiniz 40 zırh, 40 büyü direnci kaç candı? 300 de can veriyor. Şimdi bana şunu söyleyin. 40 büyü direnci 40 zırhı olan bir şampiyonu artı 300 can olan canının üstüne 300 can olan bir şampiyonu 6. seviyede orta koridorda öldürebilecek bir şampiyon maalesef yok. Net şekilde söylüyorum hiçbir şampiyon Nasus'u öldüremez 6. seviyede. Mümkün değil bak. Şu an aklıma gelmiyor bir şey. Belki ufak tefek bir şeyler vardır ihtimal ama çok zor ya. Baya baya zor. O yüzden çok rahat oluyorsunuz. Şimdi koridor baya kötü bir yerde kaldı bu arada. Bakalım şimdi burada Grace falan gelebilirse. Burada Grace ormancı olması çok büyük bir şans Nasus için. Çünkü tamamen zırh kastığında gayet rahat edecektir. O üst koridordan alt koridordan yardım gelmediği sürece 10 numara 5 yıldız oyun oynayacaktır. Bu arada E yeteneğini hiç çekinmeden kullandığını görüyoruz. E yeteneğini kullanmasının sebebi de hani minyon kaçırtmamak vesaire. Burada Kiana çok güzel bir şekilde dondurdu. Elon'un seviyenin de ne kadar yüksek olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Burada Jarvan bakın elonun yine yüksek olduğunu, koridorun kötü kaldığını gören Jarvan orta koridora tamamen nasılsa koridor ittirtmek için geliyor. Gayet güzel de bir baskın. Jarvan'dan ve burada sıçısını alıyorlar Kenn'ın ama Jarvan kendi sıçısını da veriyor. Şimdi burada aslında Jarvan baskın atmak istemiyor. Jarvan Grace gelirse diye orada durmak istiyor. Ha pozisyon çıkıyor ortaya onu baskın olarak çeviriyor orası ayrı konu ve istediğimiz totem gelmiş bulunuyor üste dönüyoruz bakalım ne çizmesi alacak bekleme süresini azalma çizmesi aldı hmm. o sattı ninja tabi'ye çevirdi bu arada şimdi bekleme süresini azalma çizmesini niye şaşırdım çünkü karşıda neredeyse tamamen zırh var. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Bekleme süresini azalma çizmesi alıp sonralardan satıp istediğiniz bir çizmeye çevirmeniz. Bu yapılan bir şey. Ama burada Ninja tabi çelik kaplamalı zırh yani neydi çizme pardon. Bu çizmeyi aldıktan sonra Kiana ile Grayson artık sizi öldürme ihtimali kalmıyor. 81 zırhı var. 1000 de canı var. E şimdi 6. seviye olacak vesaire derken gerçekten rakibin sizi öldürme ihtimali kalmıyor. Bence bekleme süresine azalmadan daha çok bu tarz bir şey çok daha değerli. Çünkü orta koridorda ölme ihtimaliniz kalmadığı zamanlar gerçekten koridor avantajınız, koridor gücünüz çok artıyor. Ya bu üst koridorda da aynı şey. Herhangi bir tank güzel bir eşleşme yakaladığında, doğru eşya aldığında genelde çok güçlü olabiliyor. Ki yana şimdi şöyle bir ufak hasar vurdu ama tabii ki hem pasifinden hem Doran'ın kalkanından gayet iyi bir şey kazanıyor. Burada yine çok ufak bir detay var. Hemen geri geleceğim. Bakın şimdi. Şimdi burada Kiana son minyonu öldürüyor. Dümdüz buraya gelse hem bunu kaçırabilir hem de bunu kaçırabilir. Şey olarak yani Q'su 4 saniye çünkü. Ama Nasus şurada bir tutuyor bakın. 1-2 saniye tutuyor. Hop 2 saniye düşürüyor. Daha kule vurmadı. 1 saniye kala kule vuruyor. Bunu otomatik saldırıyla bunu da Q ile alıyor. Bakın gördünüz mü? Şimdi bu çok ufak gözüken ama çok değerli. Ve büyücü minyonları da kule menziline girmiyor. Böylelikle Nasus koridoru istediği noktada tutuyor. Şimdi bakın koridordaki o ufacık yana adımlar vesaireler o kadar değerli bir hale geliyor ki. Şimdi koridor Nasus için çok güzel. Çünkü rakibi minyonu daha fazla. Kiana üst koridora gittiği için Nasus da takip ediyor. Niye? Orta koridor zaten Nasus için çok güzel. E şimdi böyle olduğu için de Kiana buraya devam ettiği sürece burada Kiana kaybeder. Bakacağız şimdi zaten. Burada erikleri de yiyor. Bakın Kiana'nın 1 milyon dalgası kaybettiğini görüyorsunuz. Bunlar ölene kadar şimdi yan taraftan 1 milyon dalgası daha gelecek. O yüzden çok da dert değil. Nasus adına Kiana bayağı bir kaybetti burada. Tecrübe puan anlamında. Nasus ne yapıyor? Büyücü milyonlara kendini vurdurdu da bu hiç mantıklı değil. Kendi milyonları ölmedi çünkü. Büyücü milyonlara asıl hasar vuran çünkü. Ama yine de olabildiğince şey yaptı. Bu arada mesela Nasus'un hatası direkt buradaki minyonları almak. Burada yakın oynamak için yaptı büyük ihtimal ama. Şimdi bak bir diğer hata. Şimdi buna vuruyor eyvallah. Buraya tamamen lastit yani son vuruş yapması lazım. Şimdi bakın buna son vuruş yapıyor. Sonra gidiyor arkadakine tek atarım diye ona vuruyor. Atsa dahi yük kaçırması hata zaten de. Tek atsa dahi kesinlikle bu vuruşları iyi bir şey değil. Kesinlikle ve kesinlikle değil. Çünkü burada dalgayı büyütme şansı vardı. Dalgayı tabii ki büyütecek ama daha büyük yapabilirdi dalgayı. Bunu unutmayın. Kendi minyonlarını da daha çok öldürebilirdi. Asıl değinmemiz gereken nokta o. Yani kendi minyonlarından atıyorum şu an burada 10 tane varsa 8 tane olabilirdi burada. Bu önemli bir detay onu söylemek istiyorum. Yine koridorun ortasına bir totem. Orta koridoru ittirdi. Dalga büyük olduğu için Kiana bunlarla uğraşacağı için kendisi rotasyon yapıyor. Nasus'un 6. seviyedeki gücünden bahsetmiştik. Herhangi bir 3'e 3, 4'e 4, e 4 savaşlarda çok güçlü olacaktır diyoruz. Karma'ya yetişti ve yavaşlatmasını attı. Karma'nın sıçrası var ama hala sıçrasını atmak istemedi. Buradan kaçmayı da başardı bu arada Karma. Gayet güzel bir oyun. Bence Lux'la Jarvan da bir o kadar kötü oynadı. yana şimdi Nasus'u yakaladı ama hani Nasus'u o şekilde öldürmesi pek mümkün değil. Yenilmesi de var zaten. Hop sıçra otomatik saldırıyı özür dilerim Q'sunu vuruyor. Orada Jarvan da yan taraftan geldi ve burayı çok net bir şekilde kazandılar. Bakın 130 zırhı var. Burada üstüne de Ninja Tabi'den gelen %12 saldırıları azaltma kısmı da var. 1500 can inanılmaz bir güç. Burada Jarvan tanklıyor bir skorda nasıl salıyor Alt koridora gelişiyle beraber harika bir buraya bir Q atsa bu arada plakayı da almıştı. O biraz ufak bir yine hata. Üste dönüyoruz. Bakalım ne eşyası alacağız. Bir pırıltı aldık. Bir tane de buradan Kindle Jam, Bu bekleme süresini azaltmak için hem de Divine'a giderken güzel bir eşya. Burada farklı Tanrıçan'ın gözyaşı alıyor. Şimdi Tanrıçan'ın gözyaşını genelde tercih etmiyor nasıl oyuncuları. Çünkü orta koridordaki gücünü zayıflatıyor gibi düşünenler var. Ama burada bu Nasus diyor ki benim mana konusunda problemlerim olabilir. Zaten güçlüyüm ben. Zaten güçlü olacağım. O yüzden ben bu eşyayı alayım. Rahat rahat güçlenmeme devam edeyim. Mana problemi çekmeyeyim. Yine son vuruş yapıyor. Ne kadar güçlüyseniz Nasus'la şunu unutmayın. Ultiniz yokken güçsüzsünüz. Ultinizle güçlüsünüz siz. Çünkü Q yeteneğinin bekleme süresini inanılmaz düşürüyor. Bu bir. İkincisi Nasus gibi yakıncı bir şampiyonla zaten yük kasmanız sizin için her zaman artı olduğu için sonsuz bir güçlenmeye ulaşacağınız için koridoru her zaman dondurmanız tabi rakibiniz yok yokken değil yokken ittirip kuleye vurmanız da çok güçlü. Rakibiniz karşınızdayken koridoru dondurmak her zaman sizin için Avantajlı bir durumdur. Bunu hatırlatmak istiyorum. 200 yükü ulaştı. Dakika 10. Bence gayet iyi bir yükte şu an. Bakın Kiana'ya bir tane bile vurmadı. Bakın bir tane bile Kiana'ya saldırı, Q, O'su, sunu yapmadı. Burada yavaşlatmayı atıyor. Cassiopeia'yı yakalamış. Graves'i de düşürüyorlar. Gayet güzel bir oyun. Burada Cassiopeia'ya veriyoruz güzel oyunumuzu. Çünkü güzel rotasyon yapmış oraya. Evet stek kasmaya, yük kasmaya devam. Kiana'nın artık gerçekten 100 bakın 9. seviyede 106 zırhı olan bir Nasus. Ulti açtığında 150 zırhı olacak. 150 zırh bir Nasus'u bu eşyalarla kusura bakmayın kimse öldüremez. Herhangi bir şekilde rotasyon yapabilir. Herhangi bir istediği yerde savaşabilirler. 2-2'leri İki, de çok güçlü Jarvan'la beraber. Jarvan herhangi bir istediği yerde şey yapabilir. Yalnız burada minyona Q atacakken büyük ihtimal Kiana önüne geçti resmen. Q'yu o yedi. Evet şimdi artık pırıltısı da olduğu için koridoru ittirip kuleye vuruyor. Bu da gayet güzel. Bakın Kiana'yı umursamıyor. Kiana'nın ona yaptıkları çok da dert değil onun için. Gidip bir tane vurabilir derken orada yalnız ultisini de açtı. Ölüyordu neredeyse. Bu biraz kötü. Aa! Sıçraya bak Kiana'nın. Yenilmezi çalıştı bu arada. Yenilmezi çalıştı şu an. Hop bir Q daha. Hop bir Q daha orada. Düşürmeyi başarıyor. Şimdi bakın şu ultide menzil kazanıyorsunuz. Ultide zırp bir direnç. Şimdi Karma gibi bir şampiyonla Nasus'un canı ne kadar az olursa olsun siz öldüremezsiniz. Çünkü size vuracağı bir Q sizin attığınız hasarı yenileyecek. O yüzden Karma herhangi bir destek şampiyonuyla Nasus'a sataşmayın. Nasus'a dalmayın abi. Bunu net şekilde size söyleyebilirim. Hasar vuran bir oyuncunuz yoksa Nasus gibi bir şampiyonu öldürmeniz mümkün değil. Şimdi Nasus'la öne geçtiniz eyvallah. Nasuz öne geçtiğiniz zamanlarda bile geri e, o maçı kaybettiğiniz durumlar olabiliyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bu Nasus öne geçti değil mi? koridorda? Ne yaptı abi koridorda? Bana bir Allah'ın kulu yorum olarak yazabilir mi? Ne yaptı bu adam? Yani sizin yapamayacağınız veya benim yapamayacağım neyi yaptı? Neyi yaptı biliyor musunuz? Sabretti. Dedi ki ben zaten güçleneceğim. Bakın baskın yedi. Ultisi diyor. Graves'i yavaşlattı. Bu kadar. Ne yapabilir ki Graves? Hiçbir şey abi. Bak sıçratıp kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi lütfen yani Nasus orta koridor oynadılar benim takımıma geldiler fidlediler. O beni ilgilendiren durum değil abi. Beni ilgilendiren durum bu Nasus oynanıyor mu abi? Oynanıyor. Ben de oynuyorum. Verimde aldığım durumlar oldu mu abi? Sabredince çok verim aldım mı? Aldım. Bitti. Konu kapanmıştır. Mevzu bitti abi. Sizin el evet bu Nasuslar biraz sıkıntı çıkartıyor olabilir. O konuda da haklısınız. O Burada yalnız bir skor daha alıyor. Sıçrayla %30 vuruyor bu arada resmen Kiana'ya. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı çekmeden çatır çatır oynuyor. Burada Lux'tan bir Q yerse direkt düşebilir mesela. 2 Q ile direkt onda düşürüyor. Yani Karma'nın maçı ufaktan trollemeye başladığını kendiniz görüyorsunuz. Bu arada herhangi bir şekilde rakibiniz... Mesela diyorsunuz ya, şimdi ben anlatıyorum fiziksel hasara karşı çok güçlü nasus vesaire. Şimdi ben fiziksel hasarım Karşıma nasıl geldi ne yapacağım diyenler var. Hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Nasus'la uğraşmadan koridorunuzu ittirip sağa sola koşacaksınız. Siz sağa sola koşarken Nasus orta koridorda farm yapacak. Yaptığı farmlardan dolayı Nasus siz herhangi bir yerde bir şey yapamayabilirsiniz. Nasus son amaç taşıyabilir. Ama bu net şekilde sizin hatanız olmaz. Karşınıza scale olan geç oyun güçlenen bir şampiyon gel gelmiştir. Siz de diğer koridorlarda hamle yaparsınız öne geçir, geçirdiniz. Öne geçirdiğiniz oyuncular maç taşıyamazsa o onun hatası olur. Bunu söyleyebilirim net şekilde. Şimdi donmuş yüreğe doğru gidiyor gibi geliyor bana. Ya yani donmuş yürek zaten çok tercih ediliyor. Normalde gargoyle ikinci eşya çok güçlü yalnız Jax Cassiopeia ya atladı. Nasus'un yavaşlatması da geldi. Artık Jax'ın oradan kaçması çok da mümkün değil diyecektim. Duvardan kö atacak sanırım. Aynen attı. Şimdi normalde gargoyle eşyasla çok fazla tercih ediliyor olsa çünkü gargoyl e, zırfa büyüdürenci olarak çok fazla veriyor üstüne de arkadaşlar bir şekilde size kalkan veriyor. Şimdi nasusun can havuzu olarak ultisinden kazandığı bir can havuzu var. Bu can havuzundan kaynaklı gargoyl çok güzel bir eşya alıyor ve nasusla genelde rakibin içine giriyorsunuz gargoyla falan böyle o anlık hasarı falan tanklayabiliyorsunuz güzel oluyor diyebilirim. Ama burada rakipte çok fazla zırh olduğu için yani fiziksel hasar. Bakın Ezreal'ın attığı hasar bakın. Daha donmuş yürek bitmedi. Hani Q yeteneğiyle zaten 100 can dolduruyor bu adam. Şimdi bu Ezreal nasıl öldürecek bu Yani soruyorum size. Nasıl öldürecek abi? Orta koridorda diyeceksiniz ki yetenek gücü şampiyonlar geliyor karşıma dürtüyor beni. Abi o zaman da şuradan ikinci şans giriyorsun. Tamam mı? İkinci şansı girdin. Doran kalkanı başladın. Gerekirse gidip atıyorum ayağa çabuk alırsın bir şekilde koridorda yaşarsın ki yaşanıyor emin olun denedim test ettim oluyor koridorda manası bitiyor rakibinizin 6. seviyeden sonra net skor potansiyeli hayaletinizi basıyorsunuz hayalet kesin girmelisiniz 6. seviyede kötü bir pozisyonda kaldı rakip orta koridor kitle kontrolü kurtardı onu yaptı bunu yaptı yavaşlattınız rakibi direkt olarak skor potansiyeli haberiniz olsun Bakın yan koridora gittiniz. Bir şekilde takımınız bir yerde kazandı. Ya da kazanmasına gerek yok. Karşınıza birisi gelmek zorunda. 441 e, siteyi yükü olan bir nasus var burada. Birebir de şu an nasıl öldürebilecek biri var mı? Yok. Şimdi birebir de öldüremeyecekler. İkiye bir de öldüremezler. E otomatik ben nasıl yan koridora gidiyor. E şimdi Nasus'u ignorlarsalar yani Nasus'u umursamazlarsa Nasus bu şekilde gelip çatır çatır kule alır. Ruhun duymaz. E şimdi o zaman da karşısına biri gelmesi lazım. E Nasus'un karşısına gelen kişi ölecek. Yani nasıl karşılık veremeyecek. Nasus'un karşısına bu karma değil Kiana olduğunu düşünün. Bu sefer karşısında biri olduğu zaman Nasus da diyecek ki ben koridoru ittirdim. Tamam ben o zaman orta koridora rotasyon yapıyorum. Savaşalım. Kiyana buradayken Nasus orta koridora savaş başlatacak ve sayı üstünlüğüyle savaşacaklar. Yani bunlar yan koridordaki gücünüzü gerçekten bu şekilde kullandığınız takdirde maçı kazanmanız çok çok kolay olacaktır donmuş yürek burada geliyor Nasus'tan. Jarvan da donmuş yüreğe gidiyor. Bence Jarvan'ın burada mesela Randuin'e falan gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani Randuin de çok iyi değil karşıya bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama sanki ne bileyim farklı bir zırh eşyasına... Çünkü rakipte kritik vuran hasar... Hani kritik hasar yok ya o konuda sıkıntı olabilir mesela çiviliğe gidebilirdi mesela. Zaten donmuş yürek var ya bir tane. Belki de şöyle düşünmüş olabilir. Nasus yan koridorda oynuyor. Ben takım savaşlarına takım arkadaşlarımlayım. Donmuş yüreği alayım ki hani takım arkadaşlarıma faydam olsun diye de düşünmüş olabilir. Ama genelde iki donmuş yürek çok da tavsiye edilmiyor. tabi çok geç oyunda alırsın. O ayrı konu. Hani biri ölür. Biri diğerinin atak speed'ini, saldırı hızını kırar sen diğerinin kırarsın falan. Geç oyunlarda eyvallah ama yani bu dakikada sanki Jarvan'o Donmuş yürek yerine çivili zırh çok daha iyi olurmuş gibime geliyor benim. Bu arada yavaşlattı rakibini şöyle bir. Nasus'a şimdi dalacaklar ama Nasus ultiyi açtıktan sonra kaçmaları gerekebilir. Evet orada yavaşlatmayı da yaptı. Bakalım şimdi burada düşecek mi? Graves'e yalnız hasar vuramıyor. Yenilmez çalıştı burada. Burada düşecek gibi duruyor. Sıçrasını attı Ezreal ama sıçra attığı gibi düşüyor burada. Lux'tan kalkan geldi sıçra atıp ve düşmüyor Nasus. Burada Graves'e bayağı az hasar vurdu. Çünkü Graves'de iki eşya. Gordrinker var. Ninja tabisi var. Zırhı bayağı kazanmıştır orada. Hani E yeteneğinden falan da. Graves'e gerçekten az vurdu. Bence Karma'yı yavaşlatsa daha iyi olurmuş. Ve burada üste dönüyor. Burada Tanrıçan'ın gözyaşını ben tamamlıyor mu? Ondan emin değilim. Onu öyle bırakıyor büyük bir ihtimalle hep. Şimdi... O dediğim eşyaya geliyoruz. Mahvolmuş kralın kılıcı. Şimdi bu mahvolmuş kralın kılıcını aldığı zaman yenilmezi de olduğu için e, yenilmez tetiklendikten sonra mahvolmuş kralın kılıcıyla çok iyi şeyler yapabiliyor arkadaşlar. Otomatik saldırıları da hani Q'nun arasına attığı otomatik saldırıları da gerçekten can yakıyor ve hızlı vuruyor diyebilirim. Bakın zaten atak speed'i güzel bir seviyeye gelmiş durumda şu an. 14. seviye belli bir dakikadan sonra tamamen yan koridor oynayan bir Nasus. Savaş isterse rakip her türlü savaşmaya okeydir. olmuş kralın kılıcı bitti mi diyecektim. Tanrıçanın gözyaşını sattı gördüğünüz gibi kazmayı almak için. Bence bu mantıklı bir hamle değildi. Alt koridordan devam edip olmuş kralın kılıcı bitene kadar durup orada olmuş kralın kılıcını bitse Tanrıçanın gözyaşı da üstünde kalacaktı diye düşünüyorum ben. Burada Jax güzel kaçtı. Karma ile beraber. Şimdi kendi takım baronu alabilir. O yüzden alt koridora gitse oradan baskı kursa çok şey kazandırır bence takımına. Ooo Cassio'dan çok güzel sıçra geldi orada. Evet barona doğru gidiyorlar ve burada baronu büyük bir ihtimalle alacaklar. Burada alt koridorda olan Kaysa değil nasıl olabilirdi? Nasıl olduğu için de hani yan koridorda daha güçlü olurlardı. Kaysa da takım savaşında tabii ki Nostan güçlü değil şu an ama hani Kaysa takım savaşına gelse daha iyi olabilirdi. Çünkü yan koridorda Kiana'ya öldüğünü görebilirdik. Evet 15. seviye oldu. 16. seviyede arkadaşlar ultiniz 70 büyü direnci zırh. Üstüne 600 şey veriyor arkadaşlar. Ne denir ona? 600 can. Max candan da orada %5 geliyor. Yani çok fazla bir gerçekten can ve zırha ulaşmış durumda. Bakın kule vuruyor ama umurunda değil. 317 zırha ulaşmış durumda. Ultisiyle beraber ve 16. seviye ultisi değil bu haberiniz olsun. Mahvolmuş kralın kılıcı burada büyük bir ihtimalle bitecektir. Aynen öyle yanına da iki tane zırhı ekledi. 300 zırha ulaştı. Has bak zırh kasarsınız. Hasar kozunuz problem olabilir. Yani geç oyunda rakip sizi kayıtlayabilir. Bir şekilde öldürebilir. Ama bu nasusu öldürmeniz için gerçekten hasar da yemeyecek durumda olmanız lazım. Yani o mesafeyi korumanız lazım. Ama bu nasus bu sıçrayla hayaletle o menzilden nasıl kaçacaksınız? Orası tartışılır. Jax'ı umursamadı. Yan koridordan gitmeye devam ediyor. Şimdi 16. seviyede olacak. Az kaldı. 3000 canın üzerine çıkacak ultisini kullandığında. Evet ultisini kullanıyor. 3037. Burada Jax'ı öldürdüğünü tık görüyorsun. Ay Graves'i öldürdüğünü görüyoruz. 1 Q ile <laughs> attığı cana bakın. Oha. Kiana'yı da yavaşlatmış orada. Kiana'ya bir otomatik saldırı daha. Bu arada mahvolmuş kralın kılıcını da görüyorsunuz. Bayağı hızlandırıyor Nosu. Ve burada resmen tek başına 4'te 4 yapmış durumda. 4'te 4 tek başına. Çok garip. Çok 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 garip. Gerçekten yani Nasus'u bu şekilde oynayabilirsiniz. 738 de steyi var, yükü var. Bekleme süresini azalma çizmesi almamasına rağmen. Yani buradan ne anlıyoruz? Şimdi bekleme süresini azalma çizmesini alıp koridorda geri düşeceğinize 50 yük az kasın ama oyunda önde olun. Sonra yan koridorlarda hayatınıza devam edersiniz. Anatema eşyası da nasılsa çok alınıyor. Rakipte böyle kasan tek kişi varsa Anatema eşyasını tercih edebilirsiniz. Aralara haberiniz olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Yani gayet güzel bir nasıl oyunuydu bence. Genel olarak da sizlere bir şeyleri gösterdiğimi düşünüyorum. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Düşük elolarda nasılsa karşı nasıl oynanacağını bilmiyorlardır. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir yöntem. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenirseniz ne mutlu bize. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.